Hepinize merhabalar. 20. hafta egzersizleriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hafta yapacağımız çalışmaların içinde birazcık daha ayak bileğinde oluşan ödemi dağıtmak için uğraşıyor olacağız diyelim. Bu haftayı da belki diğer hafta çalışmalarının üzerine ekleyebilirsiniz. Aslında çok varyasyonlu hafta hafta bölünse de varyasyonlu çalışmalar bunlar. Çünkü karın egzersizleri yok içinde. Zaten bizim için yasaklı ve çalışmayacağımız grupta yer alıyorlar. Dolayısıyla enerjiniz yerindeyse arka arkaya ekleyip çoğunu yapabilecek durumda olacaksınız zaten. Hem açıklamalarda hem de videonun içinde zaten notlar olarak göreceğiniz şekilde bulunacak. Peki gidelim bakalım çalışmalara yakından bakalım. Peki pozisyon aldık bakalım. Birazcık şu ayak bilekleriyle uğraşacağız. Azıcık dik durmaya çalışabiliriz. Duramıyorsan da çok sorun değil. Ben ellerimi yumruk yapıp yerleştiriyorum. El bilekleri çok ağrımasın, üzerinde çok baskı olmasın diye. Peki pozisyon aldık. Ayak uçlarını yavaşça kendine doğru çektin ve de yavaşça ileri doğru uzattın. Kontrollü bir şekilde kendine doğru çek nefesini boşalt. Yavaşça uzattık ileri nefes aldın. Boşaltıp çek bu 2 olsun. Kontrollü itekledik 3 ve içeri doğru yaklaştır. Nefes al itekle 4. Boşaltarak yaklaştırdık içeri. Ve de 5. Yumuşakça 6. Sakince 7. Bu ödemden kurtulmak birazcık zor. O yüzden çokça tekrar 8. Boşalt içeri yaklaştır. Ve 9 kontrollü içeride. Son kez yaptın 10. Ayak bileğini çek. Birazcık da dik durmaya çalış. Sırtını düzelt. Burada biraz bekle bakalım. Bir 10 saniye boşalt nefes. İyice bacağının arkası gerilsin. 9. 8. Zorla biraz ayak bileğini. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Bir ve pozisyon bozabiliriz. Birazcık dinlenelim bakalım. İstersen şöyle bacaklarını sallayabilirsin. Rahat bir pozisyon için tekrar yerleşeceğiz çünkü. Ellerin geriye gidecek. Birazcık da ellerini salla. Azıcık bebeğe de bir izin gerekiyor tabii. Normalde arka arkaya yapabiliyorken hamile olduğunda az daha dinlenmen gerekiyor. Eller geriye doğru gitti yine yerleştirdik. Ayak uçlarını kendi doğru çekip uzatmıştın. Peki buradan devam etmek için birazcık arayı genişleteceğiz. Yine dik durmaya çalışabiliriz. Çok zorunda değiliz ama. Bu arada kalça kemiğinde eğer baskı hissediyorsanız kuyruk sokumunu birazcık hissediyorsan kalça altına yastık alabilirsin. Daha da ileride hissediyorsan bir oturma simidi kullanmak iyi fikir. Peki iki ayak ucu birbirine doğru baksın ortada. Dışarıdan bir daire yaptık bir. Ortaya doğru getirdin 2 ve yukarı doğru iyice yaklaştırdık. Çevirdin. Yukarı gelirken nefesini boşalt 3. Ortaya iyice yaklaştı 4 ve çevir yukarı. Sakince 5. Yukarıda dur. Tam tersi yönden dönelim. Çevir 1 ve ortaya. Çevirdin 2 ve ortaya geldi. Nefes boşalttın. Yavaşça döndü 3. Ayak bileklerini iyice zorla ve 4. Kontrolü son kez yaptık ve de 5. Bir rahatladık. Yine şöyle bir gelebiliriz buraya. Çünkü el bileklerini sallayacağız. Ne şekilde duruyor olursan ol. Buralar birazcık rahatlıyor olsun. Peki. Diğer harekete gidelim bakalım. Ellerini yerleştirdin geriye. Bacaklarını uzattın ileri yine. Bu defa biraz daha geri gidebilirim dayanma noktasını değiştirmek için. Peki kendimi şöyle bir ortaladım. Bir bacak yavaşça yukarı doğru kalktı. Dizini büküp yandan içeri doğru çektin. Hafifçe kasığını sıkışık hissedebilirsin. Oldukça normal. İtekle derin bir nefes al. Nefesini boşaltarak çektin. içeri doğru iki. Kontrollü nefes aldın. Dik durmaya çalışmıyorum. Nefes boşaltıp çek içeri üç ve kontrollü uzat. Çektin nefes boşalttın. 4. Nefes aldın. Çek ve de 5. Kontrollü aldın nefes. Yumuşakça çektik. 6. Yavaşça ileri uzattın. Peki çektin ve de 7. İyice çek ve uzat. Yumuşakça 8. Yavaşça uzattın yine. Peki 9. Birazcık eklemini hissedeceksin normal. Ve 10. Uzattın bacağını. Şöyle istersen bir vurabilirsin, bir sallayabilirsin, rahatlatabilirsin. Yavaşça toparlandık yukarı diğer harekete gidelim bakalım. Peki elleri yeniden yere Götürelim bakalım geriye. Kendine göre bir pozisyon ayarla el bileğin için. Ben böyle yerleştireceğim yine. Dizlerini büktün. Nerede olduğunun bir önemi yok. İstersen şurada dene. Çünkü bir ayağının topuğu diğer dizinin üzerine yerleşecek. Peki bu taraftaki kalça tarafında bir esneme olması gerekiyor. Ne yapalım? Nasıl yerleşelim? Alttaki ayağının topuğundan yaklaştır içeri doğru. Peki ben buralarda hissediyorum. Biraz daha yaklaşabilirim. Dik durmak için bir hamle yapabilirim. Eğer el bileklerim iyiyse. Sırtından öne doğru itekleyebilirsin. Göğsünü açabilirsin. Burada bir 15 saniye, 30 saniye kendi durumuna göre bekle lütfen. Kalçayı iyice hissedene kadar bekle. İki göğüs ucu sanki tavana doğru bakıyor gibi olsun. Bekle, bekle, bekle. Birazcık hissetmeye çalış. Süren dolunca yavaşça sırtını rahatlat. Ayağını indir ve diğer ayakla yer değiştir. 20. hafta egzersizlerinin sonuna geldik. Umuyorum çok ödemli değilsinizdir. Bu haftada gelen egzersizler birazcık işlerinizi kolaylaştırıyordur. 21. hafta egzersizleriyle devam edeceğiz. Artık birazcık ekipman kullanmaya başlayacağız. O yüzden lütfen çalışmalarınızı sıklıkla tekrar edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.